İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Ünal. Bir Sağlık Olsun programında daha karşınızdayım. Bu akşam konuğum Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Sayın Zeynep Güralt. Evet, yeni soyadınız olduğu için alışamadık biz de. Doktor Zeynep Hanım Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Evet, olmak üzere. 2 yıl olmak üzere süresi radyasyon onkolojisi uzmanı olarak devam ediyor ama sanırım birkaç ay sonra zorunlu hizmeti bitecek. Evet. İstanbul'da tahmin ediyorum yani, değil tahmin mi? Tahmin ediyorum öyle olacaktır. Görevine evet. devam edecek. Evet. Gerçekten bu 2 yıl zarfında kendisiyle hastanede konseylerimizde, bizim tümör konseylerimiz var. Evet. Orada çok güzel mesleki tartışmalar, hastaların değine çok güzel kararlar beraber aldık. Tabii bizler üzüleceğiz ama kendisi açısından böylesi belki daha iyi olacak. Ben üzüleceğim böyle bir yeri bıraktığım için. Sevgili seyirciler, gerçekten Balıkesir Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi yaklaşık 3 yıl oldu bildiğim Evet, kadarıyla. 3 yılın Nisan'da tamamlayacağız. Kurladı. Evet. Doktor Zeynep Hanım'ın arasında bulunduğu çok çalışkan, fedakar, genç arkadaşlarla çok güzel noktalara geldi. Tabii medikal onkolog arkadaşımızın Çetin Bey'in de katılmasıyla biz cerrahlar zaten kendi çapımızda bir şeyler yapıyorduk. Evet. Tabii daha da arttırdık. Balıkesir'de birçok kanser hastasını Bursa'ya, İzmir'e hem cerrahisiyle hem işte radyoterapi tedavisi için hem de diğer tedaviler için göndermeye gerek kalmadan Balıkesir'de birçok hastanın tedavisini yapma şansımız olur hale geldik değil mi birkaç yıldan Evet. beri. Bu hem bizler açısından hem de çok istemediğimiz halde kansere yakalanan hastalar ve yakınları açısından çok büyük kolaylıklar Fayda getirdi. sağladı. Hem tedavi anlamında hem maddi anlamda bu şekilde oldu. Sevgili seyirciler, biz bu akşam Doktor Zeynep Hanım'la meme kanseri konusunu konuşacağız. Meme kanseri her zaman için çok önemli kanserlerden biriyle, özellikle kadınlarda en sık Tabii. görülen Cilt kanserini kanser. dışında bırakırsak tabii Evet. kadınlarda en sık görülen. Tabii ciltten sonra Evet. en sık görülen Evet, en sık kanser görülen. türü. Ve bu açıdan da her zaman sık sık gündeme getirdiğimiz, her zaman gündemde kalmış bir kanser türü. Fakat son günlerde bilindiği gibi başta Nilüfer olmak üzere Evet. birçok sanatçının, Dizi birkaç tane bayan oyuncularımız, evet sanatçının, dizi oyuncularımızın da başına dizi geldi. oyuncularının, bayanların özellikle çok dikkatli izlediği belli dizilerdeki oyuncuların meme kanseri tanısına yakalanıp Evet. bunların özellikle medyada meme kanseri tanısına zamanında kontrollere giderek, mamografi çektirerek tanısının konduğunu vurgulamalarından sonra çok olumlu katkıları oldu bir Tabii anlamda değil insanların mi? bilinçlenmesi açısından da Çünkü çok bizler faydalı bu oldu. eğitimleri hep yapıyorduk ama Sesimizi çok yeter duyuramıyorduk olmuyordu. belki, evet. Sanatçıların bu şekilde yakalanmış olmaları Evet. bizi üzdü ama erken konacak meme kanseri tanılarında bir faydası olduğunu düşünüyorum. Siz de Ben katılıyorsunuz de belki. düşünüyorum. Medyanın çok büyük bir Çok etkisi var büyük tabii katkısı var bir işin gerçekten. duyurulmasında. Tabii bu tarz tanınan kişilerin de Evet. meme kanserinin önemini vurgulamaları, meme kanseri tanısında mamografinin ve hekime zamanında gitmenin ne kadar Evet, yararlı faydalı olduğunu olduğunu düşünüyorum. söylemeleri gerçekten çok faydalı oldu Evet, ya, diye evet. düşünüyorum. Bizim poliklinikte de bu biliyorsunuz, konserlerden de biliyorsunuz. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde günde 20-25 tane mamografi çekimi olurken son birkaç aydan beri bu Sayı arttı. 40'lara 50'lere çıktı. Gene ben kendim için söyleyeceğim, ayda 1-2 tane meme kanseri ameliyatı yaparken neredeyse haftada 1-2 tane meme kanseri ameliyatı yapar hale geldim. Diğer arkadaşlar da yapıyor tabii. Diğer hastanelerde de Evet. mutlaka Bize vardır. başvuran hasta sayısı da çok fazla arttı. Yani tanı almamış, kendisini muayene ettirmek isteyen çok sayıda hastamız Size de var. geliyor o Evet, şekilde biz de onları hastalar. sizlere yönlendirmeye çalışıyoruz Tabii zaten. onlar sizin zaten yükünüz fazla. Belki ilk Evet. başta bu kadar fazla değildi ama şimdi artık Evet. kendi Tabii biz bir hastalarınıza de tanı almayan hastalara bakmadığımız için öncelikle zor tanı alması için yetişiyorsunuz. evet. Yani bu şekilde yönlendiriyoruz sizlere. Şimdi tabii bu tarz meme hastasının çok artmış olması, meme kanseri tanısının fazla konmasını biz gerçekten üzülmekle beraber bunların erken tanısının konmasına da seviniyoruz. Evet. Bu anlamda da bu sevgili sanatçılarımızın medyada, basında, televizyonda meme kanseri tanısına konmanın en önemli şartlarından birinin doktora erken gitme ve mamografi çekimlerini yaptırma Evet. olduğunu vurgulamaları bir şekilde çok ciddi bir eğitim oldu Tabii, diye tabii. düşünmekteyiz. Ya, taramanın çok büyük faydası oldu. Göstermiş oldu Oldu tekrar, böylece. evet. Şimdi isterseniz kısaca meme kanseri neden bayanlarda çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Tabii. En sık görülen kanserlerden bir tanesi dedik. Evet. Ya kadınlarda zaten en ölümcül kanser Bir de en ve önemli evet. kanser olarak Ve yani düşünüyoruz. şu anda cildi saymıyoruz her Tabii cilt zamanki gibi. zaten her zaman En birinci. sık görülen kanser tipi. Kadınların bir de hayatında her zaman sosyal olarak da etkileyen bir faktör meme kanseri. Çünkü ameliyattan sonra meme kaybedildiğinde kadınlarda çok büyük bir
psikolojik etki de yaratıyor. O yüzden hayat tehlike dışında. Evet. O yüzden de tabii ki kadınlar için çok önemli. Yani o yüzden tabii ki çok dikkat edilmesi ve önlenebildiği zaman da hayati olarak da hiçbir tehlike farz etmeyen bir kanser türü aslında erken önlen. Bir avantajımız şey herhalde, bayanlarda tabii birçok kanser, özellikle bu mide, pankreas, evet, elimizin altında organlar değil. Tabii. Meme görünür bir organ. Görünür bir organ. Evet. Bayanın elinin altında olan bir organ. Ve biraz sonra belki değineceğiz. Belli şeyler zamanında yapılırsa tanısı da kolay konabildiği için erken tanı koyma, evet, şansımız var. O açıdan da birçok avantajları, evet, da var. Tabii. Diğer ve tamamen de tedavi edilebilecek bir kanser türü, evet, erken tanı konulduğunda. Evet, erken tanı konulduğunda dediğiniz gibi memenin alınmasına bile gerek kalmadan, evet, tamamen tedavi olma şansı olduğu için de kanser olmakla beraber daha üzgündürür. Evet. Tedavi şansı daha fazla olan bir kanser türü. Meme kanseri isterseniz kısaca belirtilerine değinelim. Belirti derken neler karşımıza çıkabilir? Tabii bu belirtilerin hepsi meme kanserini düşündürmez ama hangi belirtilerle tabii kadının en sık gelmeli? Bize başvurduğu meme kanseri belirtisi elle gelen kitle. Ya duş alırken yanlışlıkla bir dizeye değdiği zaman fark ettikleri bir kitle oluyor genelde. Bunun dışında tabii memede kanlı akıntı ya da meme ucunda geriye doğru çekilme, içe doğru, ya da meme derisinde portakal kabuğu görünümü dediğimiz delikli bir görüntü oluşuyor. O da olabilir. Evet. Ama en sık görülen tabii ki memede ele gelen kitle. Evet, şimdi tabii insanlar hepimiz için geçerli. Vücudumuzu her zaman çok fazla böyle her tarafı elime alışkanlığımız yok. Bazen tesadüfen daha çok, evet, banyo sırasında, evet, duş sırasında elimize bazı kitleler, evet, geldiği oluyor. Tabii bu konuda yine biraz sonra belki değineceğiz. Sonuçta bayanların memelerini belli sürelerle belki kontrol etmeleri, evet, de ve bu konuda kendilerini eğitmeleri, tabii, de bir avantaj sağlayabilir, yani değil mi? Yani bizim önerdiğimiz ayda bir mutlaka muayene etmeleri ve özellikle adet gören hastaların mutlaka adetten sonraki hafta içinde muayene etmeleri. Çünkü adetten önce memede hassasiyet ve özel kistik yapılar oluştuğu için yanlış sonuçlar doğurabilir diye özellikle onu öneriyoruz. Bu kendi kendine meme muayenesi özellikle kişinin kendi meme dokusunu tanımak açısından, tabii, ciddi bir, tabii, avantaj. Çünkü farklı bir kitle, evet, olduğu zaman onu çok rahat fark edebilir. Fark Sık etme yapıldığında olacaktır. Da çok fazla kafa karışıcı olacağı için ayda bir yapılması, ayda bir kez, öneriliyor. Evet. O da evet. Tabii ki bu karşılaşılan her kitle her zaman kanser demek değil ama aksi ispatlanıncaya kadar, tabii, özellikle hiçbir kitle yokken birdenbire ortaya çıkan bir kitle ortaya çıkması bayanlarımızı uyarmalı ve hemen bu konuda bir aile hekimi olabilir, evet, bu genel uzmanı olabilir, olabilir veya bir kadın doğumcuya gidiyorsa o olabilir. Onun tarafından mutlaka bizlere yönlendirecektir, evet, zaten. Tabii dediğiniz gibi kanlı meme başı akıntısı da bizler için uyarıcı, evet, daha doğrusu bayanlarımız için uyarıcı olması lazım. Çünkü normalde durup dururken böyle bir akıntı, evet, olmayacaktır. Orada bir kitle olduğunu, değil mi? Evet, bir, evet, iyi huylu veya kötü huylu bir tümör, yani olduğunu kanalları gösterecektir. Kanalları etkileyen, bir tıkayan bir şey olduğunu gösteriyor. Kanlı olmasa tabii manita yönünden daha riskli mutlaka bir durum. Araştırılması, evet, gereken, evet, bir şey. Gene bu meme başı çekintisi özellikle belki normal meme başı daha sonra birdenbire içeriye girdiği zaman daha anlamlı. Evet. Bazı bayanlarda zaten çok içi eski çekiyor, yıllardan, evet, beri, evet, işte çocuk emzirme döneminden itibaren çekik oluyor. Onun bir anlamı yok, evet, ama normal meme başı birdenbire içeriye girdiyse orada bir iltihabi veya bir tümöral kitleden bahsetmek, evet, lazım belki. Tabii onun yaptığı lazım. Yapışıklıktan kaynaklanıyor zaten bu da. Onu da zaten konuştuğumuz bu belirtilerin hepsi aynı şekilde hepsi yeni beliren belirti olması gerekiyor. Yani hiçbiri eskiden oldukça bir anlam kazanmıyor zaten. Evet. Tabii bu belirtiler bir şekilde olduğunda mutlaka bir hekime gitmekte fayda var. Meme kanseri kadınlarda en ölümcül kanserlerden, evet, biri dedik ama tabii bu tedavi olmadığı zaman geçerli, evet, olan bir geç olay. Fark edilince. Geç fark edilince artık zamanımızda çok fazla böyle bu tarz vakalarla, evet, karşılaşmıyoruz. Bazı bayanlarda meme kanseri daha sık görülüyor. Birçok kanserde olduğu gibi, bildiğiniz gibi. Bunlara tabii riski fazla olan bayanlar, evet, oluyor. Bunlara bir değinelim. Hangi bayanlar daha çok risk altında? Hangi bayanlar daha dikkatli olmalı? Yani meme kanserinin en önemli sebeplerinden biri östrojene maruziyet. Östrojene maruziyet dediğimiz zaman da, östrojen hormonu maruziyet dediğimiz zaman da, özellikle erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek, çocuk sahibi olmadığımız zaman da östrojen seviyemiz çok yüksek miktarlarda oluyor. Onun dışında obezite çok önemli bir faktör. Stresli yaşama bağlı. Özellikle şimdi çalışan kadınlar çok fazla olduğu için onların stresli yaşamı da bunu arttırıyor. Diyet de çok önemli. Özellikle etçil diyet, hızlı fast food diyetlerde bunun önemli faktörlerinden biri. Doğum kontrol hapları. Özellikle 5 yıldan fazla kullanıldığında doktor kontrolü olmadan önemli bir sebep. Evet, bu doğum kontrol hapları zaman zaman tartışma konusu haline geliyor ama dediğiniz gibi 5 yıldan uzun süre kullanımı risk faktörlerinden biri deniyor. Evet. Tabii şunu vurgulamak lazım herhalde. Uzun süre hormon hapı veya doğum kontrol hapı kullanan, evet,
kadınlarımızın mutlaka kadın doğum uzmanlarına evet. ve onların yönlendirmesiyle mamografilerinin çekilmesi, meme kontrollerinin düzenli yapılması lazım. Çünkü bunların içinde hormonal ilaçlar var, östrojen evet, var sonuçta. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi evet, östrojen, kontrolsüz östrojen çok tavsiye edilen bir şey değil. Meme kanserinin evet. risk faktörlerinden biri olduğu için evet. mutlaka bunların çok sıkı kontrol edilmesi lazım. Zaten kadın doğum uzmanları bu konuda çok hassaslar. Evet. Mutlaka bir mamografi, ultrason evet. çekimi şimdi söz edilmeyen başka bir şey daha var. Ben onu da söyleyecektim. Hı-hı. Östrojen maruziyetiyle ilgili. Özellikle şimdi kozmetik ürünler çok fazla revaçta olduğu için deodorantlarımız, sabunlarımız, Hı-hı. her türlü bakım ürünü. Onların içinde de östrojen hormonu var. Bunlar da bizi aynı zamanda etkiliyor. Ve çocuklarımız da bunlara maruz kaldığı için. Onlar da östrojene maruz sebebiyle ileride meme kanseri geliştirme ihtimali olabiliyorlar. Evet, zaman zaman medyada okunuyor. Tabii evet. bu bilimsel çalışmalarda da anladığım kadarıyla ispatlanmaya başlandı. Çok sık kullanılan, evet. artık hepimizin, yaşamımızın bir parçası haline gelmiş Maalesef. Olan.